Sessiz olun, uyuyorlar. Evet, ısıtıcımızın, yani porselen ısıtıcımızın değeri 44.8'e geldiği zaman ısıtma işlemi başlıyor. 45 dereceye geldiği zaman kapatıyor. Porselen ısıtıcı ağır ağır ısındığı için aralığı fazla tutmayın. Çünkü çok yüksek değerlere ulaşabilir 5-6 saniyede. Şu anda devreye girdi. 45 derecede kapattı. Şu an tekrar devrede. Tabi bu sıcaklık porselen ısıtıcımızın sıcaklığı. Porselen ısıtıcımız 45 dereceye geldiği zaman sistem kendini kapatıyor ve birazcık daha yükseliyor. Zaten arada engel var. Hayvanlar direkt temas etmiyor. Bu ortamda aşağı yukarı 30, 38, 39 o derecelerde bir sıcaklık. 30'lu derecelerde de bu ortamın sıcaklığı var. Evet sevgili takipçilerim, maalesef anne tavşanımız öldü. Yavrular bana kaldı. Bunlara bir ana kucağı yaptık. Tabii ben yaptım. Burada termostata ısıtıcıya bağladım, seramik ısıtıcı. Arada bir engel var. Hayvanlar aşırı ısınmasın diye. Direkt temas etmiyor. Yalnız sütü koydum. Sütçülük olması lazım. Yavrulara sütümüzü içirdim damlalıkla. Damlalıkla çok hafif böyle ağızlarının kenarına, dişlerinin kenarına hafiften damlatarak kendisi çekebiliyor. Bu şekilde emiyorlar. Fazla verirseniz ciğerine kaçıp pnömoni olma durumu var. O yüzden çok dikkatli emziriyorum. Bugün 5 günlükler. 4. gün annelerini son kez emip anneleri ölmüş. Bu seramik ısıtıcılar biraz fazla ısındığı için araya engel koyarsak daha güzel olur. Tabi ortam 35-38 derecede, şu ortam sıcaklığı. Böyle elin değdiğin zaman yakmıyor. Ama ılık ısınıyorlar hayvanlar. Bu şekilde bir düzenek kurduk. Şu an emdiler sütlerini ve uyuyorlar. İnşallah yaşarlar. 10 güne kadar bunları yaşatabilirsem yaşarlar diye düşünüyorum yani. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olup videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açarsanız video yüklediğim zaman size bildirim gelir. Videolarımı paylaşarak ve beğenerek bana katkıda bulunabilirsiniz. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.